takdim ekseniyle iki teklimatımız olacak. İlk teklimatta Azerbaycan'da yer alınmış... Kahramanmaraşlı iş insanları Bakü'de Azerbaycanlı iş insanlarıyla bir araya geldi. Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı ile Türkiye Yüzyılı İşbirliği ve Dayanışma Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye-Azerbaycan İş İnsanlarının Ticari Gelişim Buluşması'nda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları görüşüldü. Etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Sadıkov, Türkiye Yüzyılı İşbirliği ve Dayanışma Platformu Başkanı Cengiz Aygör ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu katıldı. Etkinlikte Türkiye ve Azerbaycan'dan hizmet, tarım, sanayi, bilgi işlem, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 iş insanı da yer aldı. Protokol konuşmalarında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, karşılıklı yatırım fırsatları, depremden zarar gören Kahramanmaraş'ın imar çalışmalarında Azerbaycan'ın rolüne ilişkin görüşler paylaşıldı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde KOBİ'lerin rolünün ele alındığı etkinlik, ikili görüşmelerle devam etti. Azerbaycanlı kardeşlerimiz hemen şehrimize gelerek de özellikle Azerbaycanlı askerlerimiz, arama kurtarma ekipleri bizlerle beraber aynı acıyı paylaştılar ve bizlerle beraber ellerinden gelen her türlü yardımı kahraman şehrimize yapmaya çalıştılar. Az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Azerbaycan halkı, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, şehrimizle alakalı Azerbaycan mahallemizde ki en çok yıkımın ve hasarın yaşandığı bir bölge, bu mahallemizi tekrar kendilerine yakışır bir şekilde yapma kararı aldılar. Ben kendilerine ayrı ayrı ve Azerbaycan'da her bir ferdine ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada gerçekten iki devlet, tek millet olmanın gururunu bizlere yaşattılar. Biz kardeşiz ve birbirimizden ayrımız gayrımız asla yok. Sizler bizim can kardeşlerimizsiniz. Ve şehrimizle alakalı sizlere kısaca bir şehrimizin ekonomisiyle alakalı da bilgi vermek istiyorum. Felaketin boyutu hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından gerçekten çok büyük. Ve 100 milyar doların üzerinde bir ekonomik bilançosu var. Tabii kaybettiğimiz 50 bin üzerindeki şehitlerimizi, vatandaşlarımızı ve yaşadığımız manevi acılarımızı kastetmiyoruz. Ama ekonomik boyutuyla dediğim gibi 100 milyar doların üzerinde bir ekonomiye etkisi var. Ve Türkiye 2023 milli gelirinin yaklaşık %10'una sahip. Ve bu bölgelerde istihdam olarak da 4 milyon kişiye yakın istihdamla alakalı deprem şehirlerimizde kaybettiğimiz demeyelim ama 4 milyona yakın da bu şehirlerimizde bir istihdam mevcuttur. Ve şehrimizde Kahramanmaraş'ta konutlarımızın %73'ü etkilendi. Bunların yaklaşık %42'si orta hasarlı ve ağır hasarlı bir durumda. Aynı zamanda Kahramanmaraş büyük bir sanayi kenti. Sadece konutlarımız değil, tüm sanayi tesislerimizde de çok ciddi hasarlar meydana geldi. Bir kısmında yıkıldı, diğerlerinde makine hasarları mevcut ve sanayimiz de, Kahramanmaraş sanayisi de bu depremden çok ciddi manada etkilendi. Ve bizim 2000'e yakın Kahramanmaraş'taki sanayi tesisinde yaptığımız anket neticesinde 900'e yakın sanayi tesisimiz yıkılacak ve ağır hasarlı durumda. Diğerlerinde de dediğim gibi birçok makine hasarlarımız. Kahramanmaraş'taki güçlü sektörlerimiz ve Kahramanmaraş'ın sanayi kenti olması özelliğini taşıyan sektörlerimizden ben sizlere kısaca bahsetmek. Kahramanmaraş, Türkiye iplik üretiminin %55'ini, Türkiye derin kumaş üretiminin yaklaşık %35'ini, Türkiye dokuma kumaş üretiminin %20'sini, Türkiye örme kumaş üretiminin %30'unu, Türkiye tekstil sektörü çalışan istihdamının da %10'unu ve dünya markası kurulmasıyla da ünlü bir şehrimiz. Aynı zamanda Türkiye kırmızı pul biber üretiminin %60'ını, Türkiye elektrik üretiminin %10'unu
Türkiye çimento üretiminin yine %10'unu, Türkiye metal mutfak eşyalarının şu an itibariyle %70'ini, Türkiye kağıt üretiminin %20'sini ve bayan kadın ayakkabılarında Türkiye ikincisi ve Türkiye enerji üretiminde çok ciddi bir paya sahip ve mücevherat üretiminde de Türkiye'de ikinci sırada yer alan bir şehir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'la Azerbaycan arasındaki ekonomik göstergelere de bakacak olursak, yaklaşık Kahramanmaraş'la Azerbaycan arasında bir 50 milyon dolarlık iş hacmimiz mevcut. Fakat tabii ithal ettiğimiz ürünler, sizlere ihraç ettiğimiz ürünlerin yaklaşık 7-8 katı civarında. Ve Kahramanmaraş'tan Azerbaycan'a pamuk, pamuk ipliği, bakır ve bakır eşyası, plastik hammadde, kağıt ve karton gibi ithal ettiğimiz ürünler var. Yine sizlere de hem çelik mutfak eşyalarında hem gıda maddelerinde ihraç ettiğimiz ürünlerimiz mevcut. Kahramanmaraş 6 büyük organize sanayi bölgesi bulunan ve bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 13. büyük organize sanayi olan ve içerisinde 706 sanayi tesisinin bulunduğu ve hemen hemen de en çok yıkımın ve hasarın yer aldığı bir şehir. İkisi kurulum aşamasında, diğer 4 tanesi aktif ve faal. Ve tüm üretimlerimiz Kahramanmaraş organize sanayi bölgelerinde yapılmakta. Bununla beraber depremden sonra da yaklaşık bu organize sanayilerimizin bütünü kadar bir alan tekrar sanayi alanı olarak rezerv alanı ilan edildi. İnşallah yeni yatırımlarda iş dünyası olarak Azerbaycanlı iş kardeşlerimizi de biz de Kahramanmaraş'a bu noktada yatırıma davet etmek isteriz. Ve tabii çok büyük acılar yaşadık. Dediğim gibi Kahramanmaraş çok büyük bir sanayi kenti. Yani yaklaşık istihdamımızda 172 bin istihdamımız şu an 150 bin civarında. Yani 124 bin civarında pardon. 50 bine yakın şu an bir istihdam kaybımız var. Birçok nitelikte iş gücümüzü kaybettik. Tekrar toparlanma aşamasındayız. Biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizde 12 bine yakın kayıtlı şirketi bulunan güçlü bir kuruluşuz. Biz biliyoruz ki iş dünyası ayağa kalkmadan bir şehrin ayağa kalkması mümkün değil. Depremin ilk anından itibaren de tüm gücümüzle, tüm üyelerimizle, tüm yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle tek çabamız ve gayemiz tekrar şehrimizi ayağa kaldırmak. Bunun bir neticesi olarak da Kahramanmaraş'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile, yani kısa adı TUSAŞ olan savunma sanayi şirketimizle Kahramanmaraş iş dünyası olarak şu an büyük bir yatırım planlıyoruz. Ortaklık sözleşmemiz imzalandı. %30'u TUSAŞ'ın, %70'i de Kahramanmaraş'taki iş dünyasının olmak üzere 200 milyon dolar sermayeli bir savunma sanayi şirketini şu an Kahramanmaraş'ımızda kurduk. İnşallah belki birçok konuda sektörlerimizde yer aldık ama bu asrın felaketini yaşadığımız bu dönemde belki de Kahramanmaraş'ta asrın dönüşümünü birlikte yaşayacak. Dolayısıyla bizler tekrar heyet olarak burada bulunmaktan, sizlerin ev sahipliğinden ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle de bir arada bulunmaktan gerçekten şu an onur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz her zaman dediğimiz gibi iki devlet olan, tek millet olan ve kardeş şehir olan bir şehriz. Program sonunda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu değerlendirmelerde bulundu. Evet, ben öncelikle Sayın Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum. Platform Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok ciddi hazırlanılmış ve uzun zamandır da hazırlığı yapılmış bir programdı. Biz de dediğim gibi Kahramanmaraş iş dünyasından birçok arkadaşımızla bu toplantıya katıldık. Hem teşekkürümüzü ilettik şehrimiz adına. Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'taki yaşanan depremden sonra Azerbaycan hükümetinin ve devletinin çok ciddi yardımları olmuştu. Hem de iş dünyasıyla bir araya gelelim istedik. Ve Sayın Büyükelçimizin de dediği gibi ilk defa COBİA'da böyle bir programın gerçekleşmesi gerçekten çok önemli. İnşallah bu görüşmelerimiz devam edecek. Biz çok umutluyuz.